19 Şubat 2024, Filiz Katman, Star Gazetesi, Cenevre İnisiyatifi, Yol haritası haricinde Ayalon Nusep inisiyatifi ya da hedef haritası denilen ve İsrail İç Güvenlik Servisi eski başkanı Ami Ayalon'la Filistinli profesör ve Kudüs eski bakanı Sari Nusep'in 1967'de işgal edilen toprakların Filistin devletine iadesini istedikleri tek sayfalı dilekçeli girişimiyle çok daha önemli bir girişim olan Cenevre inisiyatifi de barış süreci tarihinin önemli belgeleridir. Yol haritasından çok daha kapsamlı ve ayrıntılı olan Cenevre inisiyatifi 2001 başlarında Filistin'le İsrail arasındaki görüşmelerin tamamen kesilmesinin ardından İsviçre hükümeti himayesinde Filistin Enformasyon Bakanı Yasir Abdurrabi ile İsrail Adalet Eski Bakanı Yosef Pilli'nin öncülüğünde hazırlanmış 12 Ekim 2003'te Ürdün'de açıklanmış ve 1 Aralık 2003'te yayımlanmıştır. Filistin tarafının mültecilerin geri dönüş haklarından vazgeçmesi karşılığı toprak tavizine dayanan bu deklarasyona göre İsrail tarafı kutsal toprak Kazaklar, Ariel ve Efrat'taki egemenliğinden vazgeçmektedir. Ki bu şimdiye dek yapılan barış görüşmelerinde en temel değişikliktir. Deklarasyonda Batı Şeria'nın %98'i ile Gazze'nin tümünde ve Kudüs'ün Arap bölgelerinde bir Filistin devletinin kurulması öngörülmektedir. Gösterilen tepkilere bakıldığında uluslararası toplumun olumlu yaklaşımına karşın Şaron katılanları hain ve terörist ilan etmiştir. Deklarasyonun asıl önemli yönü İsrail hükümetinin barış görüşmelerinde kendisine Filistin sistemini muhatap bulamadığı yönündeki iddialarının gerçek dışı olduğunu göstermesidir. İlk defa mültecilerin geri dönüş hakkından vazgeçilmesinin önerildiği bu plana Filistinli direniş organizasyonları çok sert tepki göstermiş ve bunu ihanet ve işbirlikçilik olarak değerlendirmişlerdir. Yasser Arafat ise kendisine yakın üç bakanın aktif rol aldığı bu girişimi gayri resmi olarak desteklemiştir.